Denince taş çıkaramamışım madenlerden. Kıbrıs'tan beri bu oyuna sardım hanım, biliyor musun? Bu ne böyle ya? Bu bir tane böyle şey bir oyun. Idle oyunlar var. Ben muhtemelen bu sene ya da gelecek sene bunlardan bir tane yapacağım en sonunda. Idle dediği boş. Hiçbir şey yapmıyorsun sen. Oyunu arkada açıyorsun, yazılımı. Diyorsun ki yeğenim diyorsun, sen bir atıyorum gümüş kaz bakalım diyorsun. Unutuyorsun sonra. 6 saat sonra geliyorsun. 6.000 gümüş birikmiş. Sonra aa diyorsun, 6.000 gümüşüm birikmiş. Hadi sen o 6.000 gümüşten bir gümüş kolye yap diyorsun. Bırakıyorsun yine. 6 saat sonra geliyorsun. Bir sürü gümüş kolye yapmış. Satıyorsun onları. Yatırım yapıyorsun elindeki kaynaklara. Aşkım sen deli misin ya? Bu ne Ha, ki? Nasıl bir dinam yani? bu Nesi işte oyun ki bunun? ya, aslında şöyle çok ilginç bir şey var. Şu an dünyada en çok satan oyunlar böyle MMO'lardan bahsediyorum ya ben sana. Bunlar mı? Hayır. MMO'lar bu oyunlarda yapılan ameliliği aktif olarak yaptığın şeyler. Bu oyunlar tuhaf bir şekilde aynı ameliliği aynı sayısal sistemlerle alıyor. Bak. Ya şurada gördüğün her şey aslında MMO oyunlarında birebir olan şeyler. Yalnız bırakıp gidiyorsun bunlarda. Hiçbir Oynamıyorsun şey oyunu. anlamıyorum. O zaman neden yani buna zaman harcıyorsunuz ki? Harcamıyoruz ki işte zaten. Ne boka yarıyor İki yani? günde bir 15 dakika bakıp yeni bir şeyler yapmasını söylüyorum adama. Hiç sayılarım artıyor. O kadar. What's the İşte ben de zaten biraz şunu seviyorum. Bu oyunlarda bir bok yapmıyorsun ve sürekli sayıların artıyor. Bak mesela ağaç kesiyorum şimdi. Pat bir ağaç kestim, gördün mü? Sıfırdan ikiye çıktı. Bir ağaç daha kesecek. Bak ben hiçbir şey yapmıyorum. Tak dörde çıktı, gördün mü? Bırakacağım böyle. 6 saat sonra geldiğimde çok ağaç kesmiş olacak. Sayıları çok artmış olacak. İşte bak, iki tip oyuncu var. Bir, bunu aktif bir şekilde 8 yıl boyunca ömründen, hayatından, kariyerinden feda ederek yapanlar. Bir de idle oyunları yaptıranlar. Bu sayıların artmasını insanı tatmin eden bir taraf var ya, psikolojik bir şeyi besliyor bu. muhtemelen. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Tabii. Bunun gerçek olmadığını biliyorsun ama değil mi aşkım? Ama öyle düşünürsen MMO'lar da gerçek değil. Tamam yani neticede hiçbir bilgisayar oyunu gerçek değil. Tabii. Net nasıl bir tatmin sağlayabilir ki? Zaten oyalıyor, tespih gibi bu öyle. Manyak olduğunu biliyorsun yani. Ama manyaklık değil canım, oyun işte bu. Oyun yani, tam anlamıyla oyun. Gerçekten Allah. bence game bu arada yani. Çünkü öteki oyunlar sanki böyle sana bir yeni bir sosyal ortam sunuyorlar. Yeni bir dünya böyle, anladın mı? A new world. Ben de yani Sence böyle MMO oynadın mı? ben hayır ben beni biliyorsun işte ben bana fiziksel çaba sarf ettiren oyun istiyorum bilgisayar oyunu bile Ha olsa. bak Ataberk şey Ben böyle bir demiş. terleyeceğim falan. Bak Ataberk yazmış. Zikir Matik gibi düşün abla demiş. Zikir Mati'ye de mana veremiyorum ki ben. İşte Zikir Matik, Zikir Matik. Tanıdık, bildik, temizlik. Hiç anlamıyorum. Sıfır. Bir tane bak, aslında şöyle Ki ben göstereyim sana. bir anlama ustasıyımdır. Hiçbir mana veremiyorum yani. Bak şöyle düşün. Ya aslında sen o tarz oyun çok oynamadın işte, o yüzden. Niye oynayayım böyle bir şeyi? Yok yok, şunları oynamadın. Bak RuneScape diye bir oyun var mesela şu anda. Bütün olayı ne biliyor musun? Giriyorsun bu dünyaya. Böyle karakterlerini oluşturuyorsun ki açık dünya. 20 kişi 30 kişi. Ay, daha Geziniyorsun çirkinsin. böyle. Hatta onu da bırak. Bizim geçen nanelerle oynadığımız oyun var ya, Core Keeper. Evet. Girdik biz Core Keeper'a. 4,5 saat ne yaptık biliyor musun? Duvar kazdık. Çıkan madenleri erittik. O madenlerle kendimize zırh yaptık. Sonra tekrar gezdik, tamam mı? 6 saat 7 saat. Size Bu inanamıyorum. oyun da onun şey versiyonu. Sen bırakıyorsun ve kendisi yapıyor. Sonuç aynı. Psikolojik sonuç daha doğrusu aynı. Yalnız aktif zaman harcamıyorsun da pasif olarak kendisi yapıyor. Ben bu oyunları ilk gördüm. İlk görünce dedim ki ah, delilik lan bu, böyle şey mi olur? Sonra sardım. Çok boomer bir yorum yapacağım da mesela sayın artsın istiyorsan mesela bir makale aç oku. Makale okuma sayın artmış olur. Bir şey öğrenirsin. Bunda ama hiçbir şey yapmıyorsun ki, bir yandan makale okuyabilirsin. Ben bu oyunları şey olarak çok beğendim. Bir ara işte bunlarla ilgili video da çekeceğim. Oyun dünyasını çökerten oyunlar bence bunlar. Nasıl yani? Şöyle işte. Oralarda bir sürü insan işte atıyorum World of Warcraft giriyor. 800 goblin kesiyor. Altın boncuk düşürüyor. 12 bin ağaç kesiyor. Ağaç masterisine ulaşmaya çalışıyor. Bunu yaparken de böyle hakikaten koşuyor, ağacı buluyor, kesiyor. Yani onu aktif bir şekilde yapıyorlar, anladın mı? Hakikaten emek vererek bunu saatlerce yapıyor herif. Ama en nihayetinde bir yazılımda sayılarını arttırmaya çalışıyorsun. Bu herif de diyor ki do nothing, sayıların zaten artıyor diyor. Bence
Emeksiz yemek yani, öyle mi? Emeksiz yemeğe de geç. İkisinde de yemek yok ya aslında. Bu diyor ki yemek yoktur. Ama ötekinde sen yemek var zannediyorsun. Bu nasıl yani? Bunu nasıl Sen de anlatabilirim var sana yani? zannediyorsun ki açıyorsun, oynuyorsun. Yo. O zaman niye oynuyorsun? Sayılırım artıyor çünkü. Sayılar gerçek değil. Yani Değil, ikisinde yemek de değil ama. yok. Evet. Ama oynuyorsun. Demek ki içten içe var zannediyorsun. Öte yandan oynamıyorsam oyun sayılıyor mu işte? Anladın mı? Ben buna bayılıyorum yani. Bak bunu alt tabloda duruyor, bıraktım. Gidiyor. Çok sıkıcı aşkım ya. Kusura bakma. Bunlar full oyun felsefesi işi gerçekten. Gerçekten gaming filozofi bu. Hatta onu bırak, bence antropolojik, sosyolojik bir konuda ele alınabilir. Çünkü millet sayıları artsın diye ömrünü harcadı ya oyunlara. Bu oyun diyor ki harcamayın abi. Ben size sayıları vereyim, siz harcamayın. Sayı artsın diye ömür mü harcamak? Gerçekten dur, ben de felsefi bir laf edeceğim. Gerçekten de bizim insanımız önemli olanın yolculuğun kendisi olduğunu bilmiyor. Yolculuğun sonunda bir hazine var diye düşünüyor ve onu elde etmeye çalışıyor. Halbuki önemli olan yolculuğun kendisidir be. Ya o değil de yani, hiç benim yani hiç kafamın almadığı bir şey ya gerçekten. Bu zaten bana da biraz şey gibi geliyor. Şuna bak. Tipi bile güzel değil. Estetik bile değil. Tabii. Yani böyle mesela çizimleri benim çok hoşuma giden bir şey olsa açar arada bakarım falan. Bunların çizimleri de bir şeye benzemiyor. Konu zaten nereye geliyor işte? Konu şuna geliyor. Ben bugün herhangi bir MMO oyuncusuna bu oyunu versem, desem ki al abi, bütün sayıların artıyor. Adam bunu oynamak yerine gidip yine MMO'sunu oynayacak ya. Niye o zaman MMO'sunu oynuyor? Çünkü MMO'nun evreninin içinde bulunmak hoşuna gidiyor. Grafik dünyası, En karakteri, azından evet müzikleri, yani. rüzgar efekti, anladın Evet. mı? O zaman da adama şunu soruyorsun. Karda, Kardo, o zaman sen sayılarının artışına niye o kadar takıyorsun? Çünkü sayılarının artışı çıkarılabildiği zaman geriye kalan bütün her şey, yani oyunun içinde olmak sana çok haz Ya veriyor. emek vermeden elde ettiğin bir şeyden gerçekten keyif alabilir misin? Al sana felsefi soru. Ben almam. Benim ayağıma hazır gelen bir şey açacağım, oraya bir tıklayacağım, oradan sayı otomatik artacak. Ben ondan hiçbir keyif almam ki. Ben almam. Benim gibi insanlar almaz. Ama birçok insan zannediyorum bunu tercih eder. Oh, ben hiçbir şey yapmayayım. Bir tek tuşa basayım, ayağıma gelsin. Belki böyle bir fark vardır. Yani bu tür oyunları oynayanlar ve sevmeyenler arasında. Yani bunlar Bilmiyorum. zaten biraz nasıl biliyor musun? Birbirlerinin eleştirisi gibi. Yani sizin nerede, nasıl anlatabilirim bunu? Yani tarihte şeyler var Derdin mı? sayıysa al sana sayı diyen bir oyun, anladık. Yani şey gibi düşün. Sallıyorum şu an, örnek vereceğim. İşte bir adam bir tez yazıyor. Diyor ki Osmanlı'nın gelişmesinin sebebi İslamiyet'te diyor. Şimdi sallıyorum, tamam mı? Başka birisi çıkıyor diyor ki, İyi de diyor, Türkler İslamiyet'in olmadığı zamanda da genişleyici politikalar izliyordu diyor. Herifin aslında tezini tam da çürütmüş olmuyor ama öyle bir şey koyuyor ki ortaya. Hani yo, Türk kavimleri senelerce İslamiyet'ten bağımsız da genişlettiler diyor mesela. Bu oyunlar biraz öyle bir şey, biliyor musun? Hani sen bu oyuna girdin, koştun koştun, sayılarını arttırdın. Bu oyunda diyor ki abi, hiçbir yere koşma, al ben sana sayılarını arttırıyorum. Sen bir anda böyle şey oluyorsun. Ha. Ben ne yapıyorum o zaman öteki oyunda? Yani şey, anladın mı? Böyle birbirlerinin antitezi gibi böyle bu oyunlar. Anladım da yani çok manasız geldi. Anlıyorum, anlamasına da manasız geliyor. Ya zaten manasız. Adam mesela idle diyor. Idle boş oyun demek. Boş. Kelimenin tam anlamı o. Evet, bir de suratınıza idol Evet. diyor yani. Bu şey gibi böyle. Çıktı. Vakti zamanında öyle bir, neydi abinin ismi? 60'larda öyle bir albüm çıkartmış. 5.54 mü ne, öyle bir parçası var abinin. İşte şeye dönmüş. O şeyle alakalı bir de. Böyle müziğin ilk popülerleşmeye başladı 60'lı yıllarda galiba. O dönem plaklar satmaya başlayınca bir anda plak şirketleri çıkar oluyor. Ve plak şirketleri tuttukları her genci sana da bir plak yapalım diyorlar. Ve o dönem ilk kez işte böyle herkesi sanatçı diye anılmaya başlıyor. O dönemde bu klasik müzik eğitimi olan tayfadan bir tanesi 5.54 mü ne, öyle bir tane plak çıkarıyor. Plağın tümünün içi boş. Aslında biraz şeyin eleştirisi gibi. Ha, her plağı çıkan sanatçı oluyorsa al ben de plak çıkarttım. 5.54'lük boşluk dinletiyorum size diye. İşte o dönem böyle bir şey oluyor. Bir sanat eleştirisi olarak ortaya çıkan bir eser mesela. Bana bu işler biraz öyle geliyor. Sen diyor 8 yıl boyunca arazide koşup maden mi kazmak istiyorsun? Al abi, arazide koşma, madem ben sana çıkarttırıyorum.
Böyle bunlar hoşuma gidiyor. Böyle konularla ilgili videolar çekeceğim işte. Çek. Çekeyim arada mi? Arada benim de anladığım değil şeylerden mi? Bahset. Tamam, olur. Ha, 4.33 galiba ya. Evet evet Hakan. John Cage 4.33. Evet evet. Güzel, bak chatimizde. Ben her ne kadar chatimizde ağlasam. Chatimizde kültürlü be. Chatiniz, evet, senin kültürlü bir chatin var. Yani genel kültürü az olanın bile zekası yüksek maşallah. Maşallah. Şey. Bir de manita bulabilseler. Evet. Çoğunuz da akıllı çocuklarsınız be. Neyse. Ne diyordum ben? Aa, tamamen unuttum. Bak Renan tamamen diyor unuttum. Ki Sungur abim bunu demiş ama 18 saat oynamış Idol oyununu. Renan 18 saattir arkada açık duruyor. Arkada açık durması oynamak mıdır? Yeğenim. Bir düşün bakalım. Ay ben de diyecektim ayol. Aa tamamen unuttum. İçeriden ben tütürümü alayım da geleyim. Bana da bir çay çeksene reis. Akıllı olduğumuzdan manitadan uzak duruyoruz. Ha, emekli adam lafları bunlar. Vallahi bak çekeceğim videoda şey falan söyleyeceğim yani. Phoenix Miner diye bir yazılım var, biliyor musunuz? Arkada açık kaldığı süre içerisinde senin için Ethereum mine ediyor. Şimdi o sana Ethereum mine ediyor. Bu da sana sanal olarak tavşan biriktirtiyor. Bu bir miner mıdır, bu bir oyun mudur? Ya o kadar seviyorum ki böyle şeyleri. Yepyeni hikayeler, fikirler. Aşkım bunun kapağını açamadım. Elim kremli olduğu için açamadım ama. Elimde krem. Idol yerine hile yapmak daha mantıklı değil mi? İşte o da başka bir soru. En son şeyi videosu, bir tane Elden Ring videosu da şeyden bahsetmiştim ya ben. Adam Elden Ring'de gidiyor bir yerde oturuyor. Bekliyor. İnanılmaz XP geliyor oradan. Oraya kamp kuruyor herif, saatlerce milletin dövüşünü izleyip XP kazanıyor. Millet de altında şey yazmış. Ulan 8 saat milletin dövüşüp onlardan gelen XP toplayacaksın. O zaman trainer aç demiş. İşte ikisi aynı şey mi? Bu zaten şeyle alakalı noktalara geliyor işte arkadaşlar. Oyun nedir? Oynamak nedir? What is game? What is play? O iki terim üzerine geliyor bu konular. Bunlar işte biraz böyle ilerleyen zamanlarda eğleciyim şeyler. Tamam ama senin kazandığın sayılar bir işe yaramıyor. WoW'da sayı kazanmak aynı zamanda hikayeye erişebilmek demek. Veya Lost Ark'ta bazı mekaniklere kavuşmak demek. Yo Ferhat, burada da işe yarıyor bak. Benim şu an combat seviyem 37. İlk önce combat alanlarına girebiliyorum şu anda. Combat alanlarını geçince Slayer alanlarına gireceğim. Ben şu an bu alanlarda Slayer alanlarına giremedim. Bak Holy Isle gidemiyorum, level 30. Highlands level 60, gidemiyorum. Bu Slayer alanlarını bitireceğim, dungeonlara gireceğim. Dungeonlarda da daha volkanik cave'leri 100 kere yenmediğim için, gizemli yerleri açmadığım için, deep sea ship'i yenemediğim için açamadığım bir sürü yer var. Ferhat işte zaten şeyi bu oyun tam olarak şey, bu bir MMO'nun damıtılmış versiyonu gibi ilginç bir şey. Zaten bu dediğim gibi bir eleştiri yani eleştiriden kastım hani beyaz tuval yapmak gibi bir şey. Yani bu tarz oyunlar bence büyük abilerinin küçük eleştirileri. Sana sorgulatması yeter. Cevabı bulmak değil buradaki amaç. Benim hoşuma giden kısmı da o aslında. Biraz adamantin kazıyım şimdi de. Peki bu hani bu tür videolar yapacağım diyorsun ya. Bu game design videoları mı oluyor yani? Game design konusu dahil oyun bir konu mu? Oyun felsefesi diyeceğim ya ben bunlara. Çünkü oyun felsefesi game demiyorlar hala bunlara. Game design'e devam edecek misin? Çünkü ben de game design dinlemeyi sevmiştim ha. Çok anlamasam da dinlemeyi sevmiştim. Nerede ya? Biz seninle oyunlarla tarih öğrenilir mi videosu yapmıştık ya. Orada onlar sen da biraz oyun felsefesi yap aslında. Ama hayır, tasarımından da bahsetmiştin sen. Bana o ilginç gelmişti. Yani bir şeyin nasıl inşa edildiği benim hep ilgimi çeken bir şey. Bu oyun da olsa ilgimi çekiyor. Oyun tasarımı konusunda bir seri yapsan aslında. Yani neden biliyor musun? İlginç bir şekilde bana da ilham veriyor. Yani bir bağlantı kurabiliyorum akademik çalışmayla onun arasında. Yani bir oyun kurgu var ortada çünkü. Bir tasarım var ortada. Bana hoş geliyor. Ya ben aslında buna oyun felsefesi şu yüzden diyeceğim. Game design dediğinde bir noktadan sonra ciddi ciddi matematik konuşmaya başlaman gerekiyor. Ya matematik konuşmadan konuşamaz mısın? O zaman oyun felsefesi konuşuyorsun aslında. Peki. Ama işin ilginci, daha ilginç bir soru mu sana?
Oyun felsefesi. Oyun felsefesi çok anılan bir başlık değil bugün hala. Peki bir şey Niye soracağım. anılan bir başlık olmadığını da söyleyeyim, lafımı kesme. Şu an dünyadaki iki tane büyük üniversite akımı, ya bunlar şöyle oldular aslında, çok ilginç. Antropolojinin altında play vardı hep. İşte Metin Andın, Bügü ve Oyun falan gibi başlıklarında, yani oyun ve oynamak hep antropolojinin konusuydu. Sonra 60'larda MIT'ciler girdi bu iş içine. Computer Science'ın altında digital oyunlar çıkmaya başladı. Sonra sektör milyar dolarlık bir sektör olunca play ile dijital oyunlar aynı şey olmaya başladı ve bugünün game design okulları açılmaya başladı. Ama game design bence boyunu aştı, çünkü bugün ben de internette seri kulümlerine baktım. Seri kulüm diye okunuyor değil mi onlar? Seri kulümlerine baktım. Çoğu sektöre hızlıca Unity bilden adam basmaya çalışıyor böyle, tamam mı? Mühendislik eğitimi, meslek lisesine dönmüş çoğu. Patır patır hadi çıksın oğlu aslanımız oyun yapsın. Yürü aslanım oyun yap. Hadi patlat aslan oyun yap. Game design işin felsefeye bir adım attığın noktası. Ama bence hakikaten oyun felsefesi, yani şey var. Nasıl söyleyeyim sana? Play felsefesi çok var ama game felsefesi çok yapılmamış. Aslında yeni bir alan. Play çok konuşulmuş ama play dendiği zaman işte şeye de geliyor. Köpek neden kendi kuyruğunu kovalar? Falanlara geliyor. Peki bir Anladın mı? Köpek şey, neden kendi kuyruğunu kovalar? Bana şey geliyor. Artık onu da konuşmayalım dayı şunu yapalım mı? yani. Ben Ne? bunu istiyorum gerçekten. Mesela Homo Ludens'i okuduktan sonra sen, Curriculum diye okunuyormuş bu arada. ya neyse, syllabus da denebilir. Neyse, sen Homo Ludens'i okuduktan sonra çok güzel bir seninle sohbet etmiştik o kitap üzerine mesela. Onun gibi mesela Metin Andın Oyun ve Büyüsü. Onu otur, hususi incele isterim ben. Tabii canım. Sonra seninle beraber yayın yapalım. Sen ne düşündün? Senin aklına neler geldi? Çünkü mesela Can'ın şöyle bir iyi tarafı var. Aslında hani bizim ilişkimizin de en eğlenceli taraflarından biri. Can kendisiyle alakasız, hiç eğitimini almadığı, tamamen benim çalıştığım konularda bir şey okuyor. Ya öyle tatlı sorular soruyor ve öyle tatlı espriler yapıyor ki. Muhabbetine doyum olmuyor kocamın. O yüzden o muhabbet boşa gitmesin. İnsanların izleyebileceği şekilde yapalım. Hem de tarihe kayıt düşmüş olalım. Ne diyorsun? Bence olur. Bunun gibi bir sürü kitap var. Mesela Var işte, hepsi öğrenmeyi duruyor orada. öğrenme içeriği yapacağım ben. Kaç senedir vakit ayıramıyorum. Oyunlarla ilgili, oynamakla alakalı, yaratıcı düşünceyle ilgili, zeka ile ilgili bir sürü kitap var. Tek başıma yayınını yapmak istemiyorum. Sen ne yapsak ne kadar güzel olur. Olur. Ben muhtemelen gelecek sene içerisinde bütün bu game design kitaplarının videolarını çıkartmaya Ama başlayacağım. bu benim sana vereceğim kitapları şöyle bir bakmaya göze alıyor musun? En azından şöyle 1-2 saat karıştırır mısın? Bak mesela chat'in çok takip et, merak edeceği bir kitap var orada. Şey var ya, Swing Game Ya Feel. okey. Onlar senin Bir versen kitapların. Benim onu sana vereceğim kitapları da karıştırmayı kabul ediyor musun Can Sungur? bana. Okey. Anlaştık o zaman. Tamam. Arkadaşlar. Kitabını aldım gittim. Vuruş hissi, vuruş hissi. Dendi durdu. Ben hep irite oldum biliyorsunuz ulan. Vuruş hissi değil, o başka bir şey. Yani ben vuruş hissi yoktur falan diyordum hatta da. Bir hissiyat var, yes, ama en nihayetinde konu geldi dolaştı. Oyun hissi diye bir şey diyor. Steve Swink'in yazdığı bir kitap. Game Feel. Yani vuruş hissinden öte. Çünkü mesela incelemelerde pek çok insan şeyi söylüyor ya. Mesela ben buna şeyde çok şaşırmıştım. Spider-Man hissi. Spider-Man oyunu ile ilgili. Yani bir oyunun içerisindeki hissettiğin şeyler. Hisler de hisler. Geldik. Haliyle Birisi yazmış ki müteahhit gibi iş bağladı Karadenizli arkadaşlar, bunlardan korkulur. Yani bulduğun her boşluktan sızacağım. Buyurunuz. O yüzden hissiyatla alakalı içerik çıkaracağım ama önce bir kitabını okuyalım. İngilizce kitap nasıl alıyorsunuz? 500 lira falan oluyor. Veriyorum 500 lira. Ama bunların çoğunu dolar bu kadar uçmadan önce almıştın Şimdi de galiba alırım ama işim bu benim yani. değil Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden, görüşürüz. Hadi bay bay.